Tarih dündür, bugündür ve gelecektir. Geçmişini bilmeyen milletler rotasını doğru çizemezler. Selamünaleyküm efendim, geceniz hayır olsun, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tarih ve İnsan programında canlı yayında sizlerleyiz. Lalegül FM'den ve Lalegül Televizyonu'ndan tarihseverler, sizler radyodan dinleyenler ve televizyondan izleyen kardeşlerimize hoş geldiniz diyelim. Bir hoş geldiğinde Allah razı olsun bizleri kırmıyor, her hafta geliyor bizlere tarihi hem sevdiriyor, hem anlamamızı sağlıyor, hem de efendim coşkulu bir şekilde anlatımıyla aklımızdan çıkmamasına vesile oluyor. Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Üstadımız, efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk İbrahim Bey. Elhamdülillah diyoruz. Bu halimize daha uzun yıllar Rabbimiz Celle Celaluhu gelip gitmeye nasip eylesin. Nasip eylesin. İzleyicilerimize muhabbetlerimi sunuyorum. Onlarla bizi buluşturan Rabbimize hamd ediyorum. Eyvallah. Yani bu hafta hızlı geçiyor ama biz de iple çekiyoruz, izleyicilerimizle buluşalım falan diye. İyi niyetlerini alıyoruz, dualarını alıyoruz. Hepsine aynen, teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Sağ olsunlar. Evet, bugün itibariyle geçen hafta belki izleyemeyenler veya dinleyemeyenler vardır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın tahta çıkması, ardından babasını çağırması, birkaç zaman ara vermesi, tekrar gelmesi ve İstanbul'un fethi hazırlıkları, topların dökülmesi derken veda etmiştik. Bugün inşallah ilerleyen dakikalarda oradan başlayacağız ama tabii daha önce konuşulanlar, bu bir hafta içerisinde neler oldu onları bir özet halinde geçiyoruz. Sizin de malumunuz önemli bir açılış oldu. Ayasofya Camii Şerifinden sonra Taksim Camisi açılacaktı. Taksim Meydanı'na yakışan çok güzel bir cami oldu. Sadece mimarisi değil, bunun ardında yatan başka psikolojik ve manevi mutluluklar, sebepler var. İnşallah onları bugün öğreneceğiz. Hocam gerçekten öyle değil mi? Yani bilmem kaç santimlik yüksekliği veya şu işçiliğinden öte orada taşıdığı bir misyon var. Doğru. Bugün Taksim Camii'nin olduğu yer veya civarında daha önce bir cami var mıydı Osmanlı'da? Tabii Osmanlı'da Abdülmecit Han zamanında orada kışla yapılmıştı. Hı hı. Askeri bir kışla yapılmıştı. Çok güzel. Ve o kışla tabii içeride askerin de bulunduğu için onların da namaz kılabileceği çok güzel bir cami, yapıya uygun, kışlaya uygun çok güzel bir cami inşa edilmişti. Evet. Dolayısıyla Taksim Meydanı'nda Osmanlı'nın son dönemi diyebileceğimiz dönemde güzel bir cami olmuştu. Yani tabii bu Abdülmecit Han netice itibariyle buraya bir cami yapıyor. Camiler Allah'ın evidir. Yani orayı cami olarak ayırdığı zaman hiç kimse oraya bir başka bir şey düşünemez İbrahim Bey. Yani birisi bir arazi size, bugün de öyle değil mi? Bağışlıyor, tabii, veriyor, ediyor ve oraya bir cami yapılıyor. Bu camiyi yıkıp da bunun yerine başka bir şey yapalım hatıra gelmez, akla gelmez. Ama maalesef 1940 yılında burası yıkılıyor. Ve yıkıldığı zaman düşünün işte CHP zihniyetinin İslam'a karşı en lakayt, karşı duruş bir zamanı, hali ve oraya ne kadar cami yapmak isterlerse istesinler hep o şeyin içine dikil şey diyor. Ve burası güya Cumhuriyet'in meydanı, sanki Cumhuriyet İslam düşmanlığı üzerine kurulmuş gibi. Evet. Burası bir Cumhuriyet meydanı, burada cami ne yarar? Hani Osmanlı zamanında belki orada Müslüman nüfus biraz azınlık. Hani çok fazla cami yapımını gerektirmedi ki Osmanlılar ya ben gayrimüslimlerin ortasına bir cami yapayım da cami göstereyim niyetinde değil. Böyle bir anlayışa hiçbir zaman sahip de olmadı. Zaten kiliselerde Osmanlı var yani. O, kiliseler o var. Evet. Orada mesela bir Ağa Camii var. En meşhur Beyoğlu'nda. Ağa Camii var. Küçük mescitler var. Zaman zaman Müslümanların olduğu yerlerde. Ama dışına çıktığın zaman Beyoğlu'nun çok büyük camiler var, külliyevler var yeni kurulan mahallelerde, Müslüman mahallelerinde. Fakat 19. asırdan sonra ki hele o caminin yıkıldığı dönemde oralar artık Müslümanların hep yerleştiği bölge oluyor ve bir cami ihtiyacı sonuna kadar ortaya çıkıyor. Onun için de hükümetler, bilhassa sağ hükümetler bu konuda çok ciddi tepki alıyorlar. Bir cami isteniyor millet. Vatandaş tarafından bir istek var. Tabii evet, var ve bunlar da yapmak istiyorlar. Yani 1965'li yıllardan itibaren ki o cami de bulunan bir mahal olduğu için orası, oraya mutlaka bir cami yapma şeyi ortaya çıkıyor. Çünkü gazetelerde mesela bundan 30 sene önceki gazetelere şöyle bir bakayım dedim. Hep izah buyurduğunuz şeyler var. Yani siyasette de sürekli bu konu olmuş. Yani evet, yeni değil. Taksim'de cami, cami diye o siyah beyaz fotoğraflardan da aynı manşetleri görebiliyorum. Tabii tabii yani mesela 76'da ciddi olarak o milliyetçi cephe hükümeti var. Süleyman Demirel, Türkeş ve Erbakan'ın orada camiyi ciddi manada ele alıyorlar ve temel atıyorlar. İki darbe Taksim Camii'ni önlemiştir. Yani bu gerçekten Ayasofya gibi önemli. Ayasofya kadar neredeyse, hani Ayasofya öyle ama burası da netice itibariyle vakfiyesi olan bir cami, Padişah Camii yeri alıyor, oraya yaptırtırıyor. Dolayısıyla şimdi mühim bir nokta, 12 Eylül darbesi bunu önlüyor. Ondan önce burayı işte arabalar için otopark gibi düşünüyorlar, bırakıyorlar. Gerek yok diyorlar. Yani CHP camileri yerine göre ahır yaparken, yerine göre satarken herhalde Taksim'e bir cami yapmasını beklemeyeceğiz. Yapmadı. Ama bir hükümet geldi ve kendisini netice itibariyle bu ülke seçimle, siyasetle idare ediliyor. Bir söz verdi ve oraya cami yapıyor. Camiye niye karşı çıkılır? Yani %99 Müslüman olan bir memleket diye ifade edilen bir yerde camiye karşı çıkılması gerçekten enteresan bir şey. Gerçi bu konuda biraz daha bir şeyler söylerim. Hatta şöyle bir şey var, sözünüzü kestim hocam. Şimdi İstanbul'un fethinde, yani onu da konuşacağız inşallah. Fatih Sultan Mehmet Han, düşünün padişah ve buradaki azınlıklar var, gayrimüslimler var. Bazıları şöyle eski işte sırtlarına yüklerini almışlar gidiyorlar. Bunlar diyor nereye gidiyor? Bunları çağırın bakalım diyor. Siz nereye gidiyorsunuz diyor, böyle böyle. Bize zulmedeceğinizden korkuyoruz diyor. Şimdi onlara kiliselerini, hatta onların yıkılmış olan kiliselerini yaptırma sözü veren bir Fatih Sultan Mehmet'ten bahsediyoruz. Fatih Sultan Mehmet'in torunları olarak bizler camiye mi izin vermiyoruz? Böyle bir garip bir durum ortada galiba. Bu bir durum. İkincisi şunu sormak lazım buna karşı çıkanlara. Bir işte Ortodoks kilisesi, bir Ermeni kilisesi yıkılmış olsa ve Ermeniler, Ortodokslar müracaat etseler ve biz bu kilisemizin yerine yeni bir kilise yaptırmak istiyoruz. Ne derler buna acaba? Karşı çıkan bulunur mu? Mesela şu camiye karşı çıkanlara soruyorum. Evet, cami yaptıranlar buna karşı çıkmaz. Adamın orada kilisesi yıkılmış, havrası yıkılmış, kenisası yıkılmış, yerine bir mabet kendisi yapıyor. Ben buna Taksim'e cami isteyenlerin karşı çıkacağını zannetmiyorum. Peki camiye karşı çıkanlar, cami olmasın diye canhıraşhane vuruşanlar, bu CHP anlayışı, zihniyeti buna karşı çıkar mı? %100 söylüyorum, asla karşı çıkmaz. Karşı çıkıyorlarsa cevap versinler. Biz buna da karşı çıkıyoruz diye, ama ben %99.9 demiyorum. %100 zevkle biz de çalışırız. Ne demek? Biz dini hürriyet, bütün dinlere biz saygılıyız, hürriyet istiyoruz derler ve zevkle, hatta neresinden tutalım taşın diye kendilerine böyle yardımcı da olmaya çalışırlar. Niye Müslümana gelince karşı çıkıyorsun? Binlerce insan orada gayrimüslimlerin elçiliklerinin avlularında, yakınlarında, turistlerin ortalarında, sağda solda ya namaz kılıyor, cuma namazı. İbrahim Bey, nereye duracaklar bunlar? Nerede namaz kılacaklar? Hadi vakit namazlarını bir şekilde bir yerde kılıyorlar diyelim. Cuma namazı nasıl kılacak, nasıl edecek? Bunu bir seçim olan, milletin seçmesiyle gelen insanların ben şu parti bu parti demeden dini özgürlük diyorsak, dine saygı diyorsak, dine anlayış diyorsak hepsinin hay hay demesi lazım. Bu nasıl bir akıl tutulması, bu nasıl bir zihniyet, bu nasıl bir İslam düşmanlığıdır ki bu olmasın diye çırpınıyorlar. Ama az önce bir şey söyledim. Hani farklı değineceğim diye. Neye karşı çıkmıyorlar ki? Hani biz ya cami işte neye lazım falan, insanlar ibadet. Hadi bunu anladık ki buna saygısız. Peki bunlar bir bakıyoruz işte havalanına karşı çıkıyor. Bir bakıyoruz köprüye karşı çıkıyor. Bir bakıyoruz Avrasya gibi şeylere karşı çıkıyor. Yani memlekette İHA'ya SİHA'ya karşı çıkıyor. Yahu kardeşim sen o zaman teknik, teknoloji, ilim, irfan, medeniyet, kültür ne varsa düşmanısın. Ne varsa düşmanısın. Sen demek ki köylü, Müslüman, başı kapalı domates yetiştirecek, biber yetiştirecek. Sen de alacaksın işte hani İnönü döneminde öyleydi bizim köyde. 2 eve çuvallarla şeker giderdi. Babamların dönemi. Onları anlatıyorlar. Hı hı. Dedemlerin. Köyde 2 aileye çuvalla şeker giderdi. Kim bu 2 aile? Boyabat'ta görev yapan kazada 2 çöpçümüz. Bakın. Bunlara niye? Memuruna sadece. Hı. Diğeri değil. Anladım. Memuruna sadece şeker, patiska, giyecek memura gider. Onun dışında gitmez. Bu memur devleti yiyecek, içecek, öteki ırgat gibi çalışacak. Evet. Böyle bir anlayışla yani milletin inancına olan düşmanlık ya da teknolojiye olan düşmanlık. Şimdi bunu gördüğünüz zaman çok garip. Ama gerçekten 81 yıl, Ayasofya 86 yıl, 81 yıl sonra da Taksim'de yıkılan bir caminin yerine yeni bir caminin inşası ve Müslümanların bu birine gösterge değil İbrahim Bey. Yani bu şehre bir katkı, Müslümanlara rahatlık, İslam'ın Müslüman bir devletin simgesi. Yani hayır ihtiyaç olmasa bunu da anlayabiliriz. Peki şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açılışta böyle birkaç cümlesi vardı, atıfta bulundu. Çamlıca Camisi'ni de saydı mesela o şeyde. Yani bunlar sembol camilerde de. O Çamlıca Camisi'ni de zannediyorum bir önemi vardı. Gerçi biz biliyoruz çünkü radyo ve televizyon vericilerinin çoğunun şu anda mesela Çamlıca tepesinde olduğunu, orada radyasyon yaydığını biliyoruz. Onu da konuşalım olmazsa. Çok güzel bir silüet oldu. Radyo ve televizyon çok vericileri 300-350 metrelik bir direk var. O Çamlıca Camii de o zaman bir önem arz ediyor. Şimdi çok çok büyük önem arz ediyor. Şimdi İstanbul bir dünya şehri ve İslam'ın beldesi. Bu kesin olan bir şey. Elhamdülillah. Cumhuriyet döneminde Osmanlı'nın sembol camileri gibi sembol camiler dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet. Bence çok haklı. Evet, bir Süleymaniye beklemeyiz. Yapı, hani az önce söylediğiniz gibi ihtişamı vesairesi. İhtişamı, zenginliği, o çok sanatsal özellikleri, estetiği. Bunu belki şey yapmayacağız ama Cumhuriyet'in İstanbul'a, bir Müslüman ülkeye, Müslümanlığın şiarı olabilecek ne yaptı desek, şu 2 camiyi dışına çıkarttığında aklıma bir şey geliyor hemen. Yani. Bak, oysa çok önemli 2 tepesi, Taksim ve Çamlıca. 7 tepe şimdi, İstanbul yani değil mi? Evet, 7 tepe. Şimdi 9 tepeli bir şey, 9 tepesinde böyle camiler oluştu. Şimdi bu yönden baktığımızda gerçekten sembol. Yani Cumhuriyet'in şu 100 yıllık şeyi içerisine İstanbul'a, bak Cumhuriyet döneminde de şu eserler kazandırıldı diyebileceğimiz ki ikisi de önemli noktalar. İkisi de buralara ne gider deseydik en güzel şekilde, ben camiden başka bir şey düşünemiyorum. Çamlıca Camisi yapılırken de benzer tartışmalar olmuştu değil mi? Yani her cami yapımında aynı tartışmalara gebe mi olacak ya ülkemiz? Artık İbrahim Bey bu maalesef. Buna üzüntüyle diyorum ama şeye de baktığım zaman hani geçmişine doğru memleketin işte teknolojisine, tekniğine, fabrikasına, bir takım şeylerine baktığım zaman bunlarınki sadece cami, mescit meselesi de değil. Bunlarınki bu ülkeye hiçbir şey yapılmasın meselesi. Mesela rahmetli Özal Edirne otobanını yaparken iyi güzel mi diyorlardı? Hmm. Mesela Menderes Vatan Caddesi'ni açarken çok mu güzel yapıyorsun diyorlardı. Merhum Erbakan zamandaki engellemeler gibi. Amerika'dan alalım, gerek yok. Niye burada tabii, traktör üretiyoruz gibi. Şimdi Erbakan'ın mesela milli sanayi hamlesi dediğinde evet, ya milli sanayi bak milli, biz de milliyiz mi diyorlardı. Demirel Boğaziçi Köprüsü'nü yaparken alkış mı tutuyorlardı? Özal 2. Köprüyü yaparken ya çok mu güzel diyorlardı. Memleketin hayrına bana diyebilirsiniz ki tabii 20 yılda şu yapılanların içerisinde Ahmet Hocam haksızlık yapıyorsun. İbrahim Bey diyebilirsin ya, bunları şey yaptığımızda biz burada birbirimize birine körü körüne şey diyecek değiliz. Şu konuyu da desteklediler falan diye bunu hani bir diyebileceğimiz bir şey varsa söylersiniz açıkçası. Ama muazzam mesela şey yapılmıştı. AKM yapıldı Taksim'de değil mi? Bunu yıkacak, başka bir şey yapacak falan bağırdılar yıktırmamak üzere. Ya utanır insan, daha muazzamını yaptılar. Muazzam bir eser ortaya koydular oraya. AKM'nin yanında. Evet. Ama peki ona da karşı çıkıyorlardı. Yani eski olsun, aman yenilenmesin, aman o haliyle. Yani şimdi burada bir zihin gerçekten şeyi var, tutulması peki, var. Peki tam burada şöyle bir sözü alsak. Şimdi hazır camiler dedik ya, camileri şöyle biraz daha geride bırakıp mesela rahatsızlıklardan bir tanesi de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bünyesinde anlaşmalı bir şekilde üretimler yapılıyor. SİHA'lar, İHA'lar, denizde giden aletler var. Efendim bakıyoruz garip garip şeyler var. Bunlara biz daha yeni yeni alışıyoruz. Şimdi bundan 8 sene 10 sene önce bugünkü algımız olmadığı için biz çok garipsiyorduk. Bugün mesela deseler ki SİHA, İHA'dan sonra bir de TİHA çıktı, FİHA çıktı. Aa ne güzel deriz, alıştık elhamdülillah bunlara. Ama bakıyoruz bunlardan rahatsızlık duyanlar var. Onlardan bir tanesi Halk TV'de Medya Mahallesi programında masaya yatırılmış. Türkiye ekonomisinin büyümesini değerlendiren Ayşenur Arslan, dünyanın konuştuğu o SİHA'ları, İHA'ları beğenmediğini söylemiş. Bunların hiçbir zaman bize bir faydası yok. Ekonomiyi büyümüş gösterir ama bunlar içe bir fayda getirmez şeklinde anlattı. Cidden bu sesler de yükselmeye devam ediyor. Yani dediğiniz yere geliyoruz. Hiçbir hayırlı, iyi bir hamle desteklenmeyecek gibi. Siz ne diyorsunuz? Deve kuşu. Deve kuşu boynunu kumun içine koymuş. Görünmüyorum demiş. Görmüyor. Boynu ve gözleri kumun içerisinde, hiçbir şeyi görmüyor. Şimdi bu silah sanayi ama şimdi Avrupa'dan alırdık değil mi silahları? Bunlara karşılar mıydı? Avrupa'dan silah alımına İsrail'le silah anlaşması yapıldı. Hiç CHP'nin İsrail'le silah anlaşmasına karşı çıktığını duyduk mu? İsrail'den alıyorsun. Peki kullanacaksın. İsrail müdahale ediyor. Durduruyor. Amerika müdahale ediyor. Durduruyor. Durdurmazsa yazılımını bozuyor. Düşürüyor. Ellerinde. Evet. Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, Amerika'dan, İsrail'den aldığın silahları ne kadar kullanabilirsin? Ve ne kadar kullanıyordun? Ve ne kadar sana baskı geliyordu? İşini bitiriyorlardı. Şimdi dünyada savaş teknolojisini değiştiren silahlar bunlar. Hem de öyle bir kullanıyorsun ki Doğu Akdeniz'de neyi kullandın? Libya'da neyi kullandın? Evet. Suriye'de neyi kullandın? Azerbaycan'da neyi kullandın? Şimdi İbrahim Bey, ahmak bunlar. Bunlar tabii Türkiye 3'e bölünsün, 5'e bölünsün, ezilsin. Bunlara bir yerde bir şato versinler. Bunlar yiyip içsinler, otursunlar. Türkiye'nin güçlenmesi bunların şeyinde, gündeminde değil ki güçlü olması. Tam anlattığınız mevzu ile ilgili yeni bir gelişme var. Türk SİHA'larından rahatsız oldular. Amerika Birleşik Devletleri'ne yasaklayın çağrısı yaptılar diyor. Kısaca okuyayım. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yayın yapan ABD merkezli haber kanalı Al-Hurra News, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarından rahatsız olduğu, gazete SİHA'ları tehdit olarak göstermeye çalıştı demiş. Amerika'ya buradan sesleniyoruz. Türkiye mutlaka uyarılmalı. Ankara'nın SİHA endüstrisindeki genişlemesi çok tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Washington'un bu uçaklar için Türkiye'ye teknoloji ve ekipman transferini derhal kesmesini tavsiye ediyoruz demiş mesela. Sadece rahatsız olanlar o zaman içeride değil yani dışarıda tabii, da var. Tabii. Mesela hocam Ermeniler çok rahatsız olmuştur. PKK terör örgütü biliyor. Değil mi yani? Evet. Hem de nasıl rahatsız oluyorlar? Beyinlerine indiği için herhalde yani, o bombalar. Yani Suriye evet. Oradaki PKK, PYD, YPG bunlar rahatsız olmuyor mu? Ermenistan rahatsız olmuyor mu? Rusya rahatsız olmuyor mu? Rusya biz silah satıyoruz. Rusya rahatsız oluyor. Evet. Bakın Ukrayna'ya silah sattığın zaman yine bir Balkan ülkesi geçenlerde anlaşma yaptık. Silah sattığın zaman nasıl rahatsız oldu Rusya? En son Polonya'ya satmıştı. Polonya bakın evet. Ne kadar rahatsız oldu. Şimdi Türkiye gerçekten dünya savaş stratejisini değiştiren bir noktaya doğru ilerliyor. Hı hı. Ve dünyaya Türkiye satıyor. Ya bundan bütün Türk milletinin gurur duyması lazım. Ayakta alkışlanacak hareketler bunlar. Ayakta alkışlanacak hareketler. Saatlerce alkışlanacak hareketler. Bakın bir Taksim Camii yapıyoruz. Kimler karşı çıkıyor? El Cezire var. The Guardian var. BBC var. Fransız televizyonları var. Bakın rahatsız oluyorlar. Taksim Camisi'nde de Gezi Parkı'nın seneyi devriyesinde açıldı bir de. Ve bir de onu vurguluyorlar. Bir bunlar. De o var çünkü. Gezi Parkı seneyi evet. Devriyesinde evet. Oraya cami açıldı. Oranın şeyi bozuldu. Yani oradan ben hükümetler yıkabiliyordum diyor bu gazeteler. Biz oradan hükümet yıkıyorduk, siz cami yapıyorsunuz. Herhalde bunun rahatsızlığını dile getiriyor evet. İbrahim Bey. Orası ama cami. Bunlar rahatsız. Silahtan kim rahatsız? Amerika. Ya bu ülke Amerika'nın mandası mı? İngiliz'in mandası mı bu ülke? Ben mi bilmiyorum bunu. Öyle olmasını isteyenler var diyelim. Ya mandacı bunlar. Başka değil bir mi? Şey değil. Ben bu ülkenin manda olmasını istiyorum demektir. İHA'yı SİHA'yı istememek. Yani sen başka türlü nasıl bağımlı olursun? Silahı kimden alacaksın? Yapma silahı. Silah düşmanın gözünü kör eder. Velev ki kullanma. Elinde bir silah bulunduğunu bildikleri zaman silah düşmanın gözünü kör eder. Öyle kolay kolay sana saldıramaz. Evet, silah sanayi sadece şeyi güçlü tutmaz. Bir ülkeyi en güçlü gösteren şey silahıdır. Sen efendim Müslümanın duasıyla dalga geç. Efendim millet aya çıkıyor falan de. Sen uzaya gönderdiğin zaman da vay efendim para gidiyor. Silah yaptığın zaman efendim ne oluyor? Ya bu nasıl? Bunu bir şeye göstermek lazım ya. Bu işin doktoru var mı acaba? Patolojik bir vaka diyorsunuz. Gerçekten patolojik evet. Bir vaka yani. Müslümanın ibadeti, Müslümanın duası derken sen aydan uzaydan bahset, silahtan bahset, Amerika'nın gelişiminden bahset, İngiliz'in, Fransız'ın şeylerinden bahset. Peki dün İsrail takır takır vuruyordu Mossad. Senin mühendislerini silah sanayindeki. Evet. Bugün niye vuramıyorlar? Hükümet nasıl onlara değer veriyor, çalıştırıyor? Hocam çok şey gitti, faili meçhuller oldu değil mi? Uçaklar düştü. İbrahim Bey bir evet. Dönem neler oldu yani? Bir uçakta 9-10 tane hepsi birbirinden değerli mesela şehitlerimiz vardı. Evet. İlim adamlarımız ve bu bir değil, üç değil, 10 yani gerçekten öyle. Evlerine girerken, evet. Yolda giderken evet. O tertemiz gençler ortadan kaldırıldılar. Bütün bunları şimdi AK Parti'nin bir şeyi var. Mesela az önce hani şeyi de söyledik ya Çamlıca Tepesi'ndeki Verici Kulesi mi? O kuleyi evet. Şimdi müthiş bir kule İbrahim Bey çok önemli. Yani İstanbul'a kazandırılan bence çok önemli eserlerden biri. Çok yönlü faydaları var. Yani 100 tane şeyi radyoyu siz bir tek yerden veriyorsunuz en az. 6-7 tane orası bir görüntü kirliliği içerisindeydi. Hem radyasyonu tabii, var. Evet. İstanbul'un o Boğaziçi'ne doğru gelirken köprüsüne her tarafın hemen hemen geçiş noktasında bir görüntü kirliliğini oradan siz bütünüyle ne yapıyorsunuz? Kaldırıyorsunuz. Bir insanın İstanbul'u görmek için gidebileceği en estetik bir yapıyı oluşturuyorsunuz. Çamlıca Camii'ni bir görüntü kirliliğinden yani Çamlıca Camii'ne bir o kadar görüntü güzelliği katan bir yapı oldu. Etrafını ağaç diyen adamlar kaç tane yeni ağaç yeri açıldı orada görüyorsunuz. Peki AK Parti bunu ve bütün bu yaptıklarını millete anlatabiliyor mu? Ya ben bakıyorum Büyükşehir Belediyesi şimdiki İstanbul hiç yapmadığı şeyleri her gün bir eser yapmış gibi hiç yapmadı. Bitirdi, bitti, yeni bitti. Başlanmış nice şeyler bitimine bir adım kalmış. Bitimine bir adım kalmış. Hocam bu arada bir pozisyon değerlendirmesi yapalım sizlerle. Direkten döndü, su zammı geliyordu %50. Ama direkten döndü yani. Yok, gelseydi köşeden. Su zammı. Değil mi? Yani öyle güya suyu indirmek için gelmişti değil mi? Millet görsün. Hı hı. Zannediyorum buyurun. En son iptal etmişler. Öyle bir şey vardı. Niye iptal ediyorlar? Hayret ettim. Gelsin görsün, millet de görsün ya ne yapmak istediklerini. Niye ben onu seçtiler? Versin zammı. Güzel işleri her bir şeye zamlarını da yapsın. Niye mani olayım yani? Hmm. Olmam ben orada olsam. Olmam buyurun işte bunlar zammı bilir. Hmm. Bunu sen yaptığın eserleri anlat. Bir adım kalmış. O bir adım yapılıyor. Açılışa gidiyor. Burayı biz yaptık diyor. Hmm. Bunu yaptığı bir tek eser yok şu ana kadar. Ama yapılması bitmek ramak kalmış bütün eserlerin üzerine kendisi atlıyor. AK Parti yaptıklarını anlatsın millete. Yani şu kuleyi dahi Sayın Cumhurbaşkanımız anlatıyor. AK Partililer de ben bunları göremiyorum. Bu vekiller, bu bakanlar ne yapar, ne eder? Halkın içerisinde de yoklar, girmeliler. Halkın içinde gezmeliler. Halka göstermeliler, anlatmalılar, konuşmalılar her birini. Gerçekten akıl almaz hizmetler. Bunlar akıl almaz hizmetler. Ben bu 20 senede yapılanları insan hayalinde, rüyada görse inanılmaz şeyler bunlar İbrahim Bey. Hı hı. Yani oraya dünyanın en yüksek kulesi değil mi? Bir hal yüksek, tam bilmiyorum dünyanın en yükseği mi de. Hemen hemen öyle. Yüksek. Bakın evet. En yüksek kulelerinden bir tanesini. Bizde değilse bile şeyde kesin vardır. Dubai'de vardır yani. Onlar bayağı meraklı olduğu için. Şeyleri, evet. Onlar şey bakımından hani böyle evet. ince bilmem ne evet. Onun özellikleri var. Deniz seviyesinden yüksekliğini ölçtüğümüzde falan. Evet hocam. Öyle özellikleri var. Peki Almanya bir havalimanına başlatmıştı. Türkiye ne kadar zamanda bitirdi? Hı, evet. Neler çok söylüyorlardı? Erken. Söylediklerinin hiçbiri çıkmadı havalanıyla ilgili. Hı hı. O Marmaray, Avrasya ne projeler yapıldı? Bugün siz Edirne'den çıktığınız zaman geçen gün Cumhurbaşkanı anlatıyordu. Işığa hı hı. takılmadan ta Urfa'ya kadar otoyol yapıldı. Gidebiliyor. Bir hı hı. tek ışıkta durmadan bir tır oraya kadar gidebiliyor. Hı hı. Ne kadar anlatıyorlar? O tüneller, o viyadükler, o yollar Türkiye'yi belki 80 senede yapılan şeyleri ikiye katlayan yollar yapıldı. Hı hı. Otoyollar neler neler yani. Geçen gün bir kaza oldu. İzmit yakınlarında bir tır. 8 saat yol kapandı. Ama ötede bir yol ne yapıyor? İşliyor. İşleyen bir yol var. Hı hı. Ya İbrahim Bey, AK Parti gerçekten şu an ben böyle İmamoğlu'nun yaptıkları İmamoğlu gündeminden çıkartmalılar. İmamoğlu'nu millet yorumlar, millet bakar ne yaptığını, görür neler yapıldığını. Eyvallah. AK Parti kendi yaptıklarını anlatmalı. Kendi 20 yıldır, şu yıllarda neler yapıyor, neler ediyor. Hı hı. Bunları anlatmalı, bunları konuşmalı. Hı hı. Başka diğerleri bence evet. Hiç yani lüzumsuz şeyler. Eyvallah hocam. Ama bu evet. Gerçekten semboldür. Bu Taksim Camii son derece hı hı. önemlidir, mühimdir. 81 yılın neticesinde hı hı. 2 tane darbeye 28 Şubat bak 28 Şubat'ta mani oldu. Yine atılmıştı. Yine yapılıyordu. Tayyip Bey 1994'te yerini işaret etti. 97'de kesin yapılacağı belli oldu. Her şeylere atıldı. Hı hı. Şey geldiği zaman sit alanı ilan etti. 28 Şubat sit alanı ilan etti. Türkiye'de darbeleri kimin yaptırdığını camilerin kapanmasından anlar. Eyvallah hocam. Bakın camilerin kapanmasından niye rahatsız Amerika, İngiliz, Alman, Fransız? Demek ki darbeleri kimin yaptırdığını biz buradan anlayalım. Neye mani oluyorlar? Taksim Camii'ne mani. 12 Eylül. Taksim Camii'ne mani oluyor. 28 Şubat. Taksim Camii'ne mani oluyor. Demek ki birileri bir şey yaptırıyor ve ondan sonra da istediklerini dikte ettiriyor. Yani diyorsunuz ki Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın sözü gibi düşmanın okları nereye gidiyorsa bakın diyor yani istikameti oradan anlayın diye. Hocam bir de Bu haftanın gündemi arasında yer almadı ama dikkatimden kaçmadı. Geçen senelerde de bu bayağı konuşuldu. Halil İnalcık Bey'in bu fetih ile ilgili açıklaması. Hemen belki daha önce dinlememiş, fark etmemiş kardeşlerimiz vardır. İslam fıkhına diyor, 3 kere diyor teslim teklifi kabul edilmezse şehir diyor yağmaya verilir ve diyor yağma ilan edilir diyor. Fatih Sultan Mehmet de diyor, 3 gün diyor herkesin istediğini yapmasına etmesine izin vermek zorunda kaldı. Bu zaten diyor mallar yağma edilebilir, Müslümanın hakkıdır diyor. Ve Fatih Sultan Mehmet 3 gün diyor herkesin istediğini yapmasına izin vermek zorunda kalmıştır diyor. Yağmadan sonra İstanbul alınmıştır diyor. Böyle bir durum söz konusu. Bu konu hakkında bir yorumunuzu alabilir miyiz? Şimdi geldiği günde yağmaya müsaade edebilirdi. Evet hocam. Teslim olun der. Siz 53 gün içerisinde düşüp düşmeyeceğini nereden biliyorsunuz? 53 gün, en az bu 53 gün içinde 5 defa çok büyük umumi hücumlar oldu. Bu umumi hücumların birinde şehir düşebilirdi. Evet. Ve ciddi çatışmalar oldu. Yani bunlar öyle hafif şeyler değildi. Şehir 53 günün sonunda yıprandı, daha kolay hale geldi. Ama bunların birinde de düşebilirdi. Ve şehire yağma izni henüz verilmemişti. Peki Fatih Sultan Mehmet geldi, teslim olun dedi. Olmadılar. O anda da 3 gün yağmayı o gün de yapabilirdi. Ben 50 gün beklemesini İslam ordularının hata olarak görüyorum. O gün ilan etmeliler. Hemen ilan etmeliler. Bu bizim orduların, komutanlarımızın gerçekten şehir harap olmasın diye, halk sıkıntı görmesin diye çok merhametli bir tavırlarıdır. Yoksa İslam tarihinde, İslam hukukunda bu vardır. Misal olarak biz eğer Viyana'da Merzifonlu 1 hafta önce yağma izni vermiş olsaydı belki de Viyana düşmüş olacaktı. Teslim ol dedi, olmuyor. O andan itibaren zaten girdiği zaman bütün mallarını yağma edebilir, alabilir. Bütün hepsi devletin olur. Yani kaide ilk önce onu uyarmak, teslim ol demek değil mi? Yani tabii, o olduktan zaten sonrası. Zaten hepsi ganimet oluyor. Evet. Zaten hepsini dağıtıyor padişah. Savaşta girdiği zaman onun artık içeride bir hukuku yok zaten. Ama yağma değil de ganimet olarak dağıtıyor padişah. Hepsi padişahın olur artık. Hepsi savaş devletin ganimeti. Olur. Evet. Çünkü savaş ganimeti almışsın sen. Savaşta girmişsin. Niye mecbur kalsın? Mecbur kalacak bir şey yok. Öyle bir şey. Ama sonucum yine teslim olun dedi. Yine olmadı. Uzaktan bir düşman gelme durumu var. Acabası var. Bu gayreti artırmak için de yağmaya da müsaade etti. Eyvallah. Evet. Burada ben bir şey daha söylemek istiyorum. Lütfen kapatmadan hocam bu konuyu. Lütfen. İbrahim Bey. Bir iki gazete, büyük gazetelerimizden bir ikisi Taksim Camii'nin açıldığı gün bir manşet attılar. Haberlerinde bir şeyi işlediler. Nedir hocam? Nedir o? İşte Taksim Camii'nde, Taksim Camii dinler arası bir müze, dinler arası bir müze merkezi gibi. Alt katta diğer dinlere de ibadet mahalli var. Kültürel bir mekan. Evet. Şimdi bir anda Taksim Camii'nin açılış sevincini bir kısım insanlara karşı hemen gölgede bıraktı. Yani bir haberi attı ortaya ve gölgede kaldı bazıları için. Şimdi öyle bir sistematik bir karalama, sistematik bir güzel hizmeti düşürme şeyleri var ki karşı tarafı. İşte ben bunun için söylüyorum birilerine çok dikkatli olmaları, çok iyi. Sen hem bu milletin yanında hizmet edeceksin, hem neyin hizmetini yaptığını anlatamayacaksın. Şimdi bu bir zaman Taksim Camii birileri tarafından çizilmişti bir şey. Birileri yapacak olunca birileri de Taksim Camii'ne projeler sunuyor. Bu işte bir FETÖ projesi vardı bir dönemler. Orada alt kat tamamen dinler arası diyalog merkezi gibi, müzesi gibi, alt katlarda Ortodokslara şuna buna veriliyordu. Bunlar değiştirildi. Tamamı. Sene olarak kaç hocam o bahsettiğiniz? Bu bahsettiğim 15 sene falan önce. 2000, evet. Yani tam o şeylerin olduğu zaman. Evet. O onu kullanıyor, tamam mı? Bundan haberin yok mu? Sen gazetecisin. Ne yapıldığını görmüyor musun? Açılışa gitmedin mi? Neye göre bunu, hangi şeye göre olduğunu bilmemesi mümkün mü? İki tane Türkiye'nin en üst düzey basının amiral gemisi dedikleri şeyler bilerek yapıyorlar. Maksatlı yapıyorlar. Ben atayım, geri dönünceye kadar kaç kişinin haberi olur? Bunu binlerce kişi yer, ardından yüzlerce kişi doğruyu öğrenmiş olur. Çamura at diyorsunuz, izi kalsın diyorsunuz. Diyor. Bu da gerçekten önemli. Daha önce işte birileri yapsa kimse karşı çıkmayacaktı o zaman, onlar yapsa. Niye? Ortodoks, Katolik, Ermeni, Müslüman. Nasıl bir Müslüman? Bozulmuş bir Müslüman. Bir de değil. Aynı Amerika'nın DAEŞ'i gibi. Evet. Onlara yol açıyor. Onlara veriyor. Bundan rahatsız oluyor. Eyvallah hocam. Bunu şimdi güzel oldu. Zaten yumuşak bir giriş yapmış olduk Fatih Sultan Mehmet Han'la ilgili. Tabii ben bugün heyecandan telefon numaramızı aktarmadım. Fatih Sultan Mehmet ile alakalı sualleriniz olursa 0549 693 82 82 WhatsApp ve BİP'ten yollayabilirsiniz. Hocam bir sualle başlayalım mı? Başlayalım. Ankara'dan Hikmet Bey yazmış. Hikmet Mızrak. Efendim, İstanbul fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan diye devam eden hadis-i şerifini bazıları yorumlarken bir hususu es geçtiklerini fark ettim. Hadis-i şerif bir mucize, yaklaşık 900 yıl sonra gerçekleşecek bir fethi görmüş ve müjdelemiştir. Bu müjde hem hedef göstermiş ve fetih için teşvik etmiştir. Hem kesinlik vardır hem de fethin komutanını gördüğünü ispatı niteliğinde tarif etmiştir. Ne güzel komutandır buyuruyor. İlim sahibi güzeldir, ahlaklı insan güzeldir ve üçüncü olarak her şeyin genci güzeldir. Fatih'te bunların üçü de var. Efendimiz Aleyhisselam gördü ve bunu buyurdu demiş. Hocamın değerlendirmesini arz ederim diyor. Saygılar demiş. Vallahi açıklamış yani. Zaten yeterli bilgiyi vermiş, değil mi? Yeterli bilgiyi vermiş. Bizim söylenecek herhangi bir şey söz konusu değil. Çok doğru. Hani Peygamber Efendimiz Hendek Harbi'nde bir taş kırılırken taş işte bir takım Kisra'nın yıkıldığını, evet, devletinin yıkıldığını görüyor. Hazreti Ömer Efendimiz'in önüne hazinelerin serildiğini, Peygamber Efendimiz zaman, mekan mefhumu ortadan kalkıyor ve bunları görür gibi, nasıl Miraç'tan geldiğinde anlattığı gibi bunları Hikmet Bey gayet güzel söylüyor. Görür gibi anlatıyor ki hani ne güzel emir, o ne güzel askerler, onların çarpışmalarını, o surları açtığını muhtemelen Peygamber Efendimiz o görür gibi izliyor ve ashabına da naklediyor. Çok eyvallah. Doğru. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han ile alakalı sorular da geliyor ama biz bir isterseniz o kaldığımız yerden devam edelim. Kardeşlerimiz biraz sabretsinler. Çünkü birçoğunun cevabını zaten vereceksiniz. Aynen. Birkaç dakikamız var. Nerede kaldığımızı bir özet olarak isterseniz paylaşmış olalım. Tam 5 Nisan geldi dedik. İşte teslim ol tekliflerinde bulundu. Bütün İslam devletlerinin yaptığı gibi. Ama imparator savaşı seçti ve 6 Nisan'da büyük topun ateşlenmesiyle de kuşatma başlamış oldu. Topumuzun ismi Şahi miydi hocam? Şahi toplardı. Fatih Sultan burada kalmıştı. Evet, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bizzat çizdiği. Tabii tabii, Şahi, Şah'a ait. Ya. Büyük, gerçekten tam onu ifade eden, tam manasıyla topun ismi de hani bir anlamda heybetini ifade eden toplar onlar, isim verildiği bakımından da. Bunlar hiç kimse görmemiş. O zaman vurduğu yerde sarsıyor yani. İstanbul'u sarsıyor. Hatta toplar. Onun denemelerinin yapıldığından bahsetmiştiniz. Edirne'de yapıldığı zaman kadınlara günlerce duyuru yapılıyor. Hani hamile korkmayın, bir şey yok diye. Için. Evet. Çünkü düştüğü yerde müthiş bir açıklık meydana getiriyor. Çok büyük bir gürültü meydana getiriyor. Bizans o güne kadar böyle bir şey hiç görmedi. Dolayısıyla işte bunlar ayak sesleri diye belki düşünüyorlar. Şimdi yani, bunlar surları bir de sarstığında o sur içindeki evler dehşet saçıyor. Tabii bunlar çok fazla atılamıyor, atış yapılamıyor İbrahim Bey. 8 saat veya 12 saatte bir topu ateşleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla günde 2 veya 3 defa en fazla ateşleme yapabiliyorsunuz. Soğuması için ciddi bir zaman gerekiyor. Fatih'te buna şey demiyor, bekleme tahammülü yok bu kadar. Onun için birini daha hızlı ateşleme deyince işte Macar Urban'ın topu 6 saat sonra ateşlendiğinde çatlıyor. Bakın o kullanılamaz hale geliyor. Evet. Hatta kendisi de orada öldüğü de rivayet ediliyor. Bunun üzerine zeytinyağıyla yağlama usulünü geliştiriyorlar. Soğutmak için değil mi? Soğutma usulünü geliştiriyorlar. Evet. Ve bu şekilde atışlar devam ediyor. 6 saatte bir, günde 4 defaya bir topun atışı düşürülebiliyor. Ama nasıl bir top yani? Evet. Tabii bunlar netice itibariyle dış surlarda ancak şey açabiliyor. İçeride aynı ebatta yine sur var. Hı hı. Kolay değil. Yani onu kıracak, ötekini kıracak. Evet, surlar ciddi manada yara alıyor ama hani o yıkılan yerlerden geçiş sağlayamıyor aslında. Tabii moral çöküntüsü yapıyor, şeyleri yoruyor, içeridekileri surda devamlı. Surda bir Gedi Kaçtık şiirindeki gibi. Devamlı oraları tamirle uğraşacaklar geceleri. Dolayısıyla yorgunluk emareleri olacak, ciddi yorulacaklar. Bu yönde çok fazla şeyleri oluyor ama hani surları da delik deşik edip, o cesametteki toplar delik deşik edip de içeriye giremiyorlar. Evet. Yine surları aşacak, girecekler. Hocam şimdi arka planda belki izleyenlerimiz görüyorlardır. Şimdi surlar var bildiğimiz. Edirne Kapı Zeytinburnu tarafında zaten görüyoruz o surları. O surların içinde bir daha surlar var. Böyle aralarda kuleler var. Yani sadece böyle tek bir yıkılması gereken bir kule değil, arkasına devasa etmenler olduğunu görüyoruz değil mi? O bakışta da bakmak gerekiyor. Buraya yıktınız, arkasında bir tane daha var. Evet. Onun için kolay değil. Ve Bizans belki de 1000 yıl içerisinde en güçlü savunmasını yapıyor. Ben hiçbir savaşta bu denli bir savunma yaptığını anlatamadım. Özel bir komutan geldi demiştiniz. Justiniani geldi, bütün şeyin komutasını ona verdi. Çok ciddi hazırlıklar yapıldı ve Fatih'te en güçlü silahlarıyla geldi. Bu kadar silahla hiçbir ordu gelmedi İstanbul önüne. Hiçbir ordu. Yani Yıldırım Bayezid kuşattığı zaman sadece açlıkla teslim almayı düşünüyordu. Açlıkla. Surları yıpratıcı bir silahı hiçbir zaman olmadı hiçbir ordunun. Genelde açlıkla işte durdurmayı düşündüler. Belli noktalar, surlar her zaman bu kadar güçlendirilmemişti. Bu kadar güçlendirilmemişti. Dolayısıyla Fatih en güçlü silahlarla geldi. Bizans'ta en ciddi savunmasını yaptı. Onun için bazıları bu savaşı belki biraz hafife, hani surlar şu bu, ama belki de zaferin büyüklüğünü sağlayan bence bu husustur diye düşünüyorum ben. Hocam yine bir başka sorumuz var. Fatih Sultan Mehmet Han diyor, akla, bilime, özellikle sanata önem veren bir padişahtı. Resim ve heykel yapmanın şeriata aykırı olduğunun düşünüldüğü bir dönemde toplumda İtalya'dan ressamlar ve heykeltıraşlar çağırdığı, kendi suretinin ve başka suretlerin resmini yaptırdığı doğru mu hocam demiş. Bu yanlış. Çünkü böyle bir alıntı da bizim paylaşmış. Bir üniversitedeki kitaptan göstermiş bunu. Tabii tabii bunu yazıyorlar. Herkes yazıyorlar. Fatih'i böyle işte hümanist, bir padişah, resmini yaptıran Mevlana Hazretleri gibi değil mi? Bir padişah. İstedikleri böyle, silüete istiyorlar aynen, böyle. Aynen onu vermek istiyorlar. Dönen, duran, müzikler falan. Tabii tabii. Evet. Rönesansçı bir padişah. Açık fikirli bir padişah. Fatih resmini yaptırmasa ne açık fikirli olacak, ne Rönesans padişahı olacak, ne insan sevgisi olacak. Fatih bağnaz bir adam olacak bunların gözünde. Bunlar resmini yaptırdı. Ya bütün şey. Bu adamların niye çağrıldığı belli. Topkapı Sarayı'nı frekslerle süsletmek. Bunların çağrılış sebebi bir, orada söylendiği gibi resim değil. Böyle bir şey yok. 20 adam mı gelecek resim yapmak için? Topkapı Sarayı'nın 12 kişi falan, bunlar 10 kişinin üzerinde. Topkapı Sarayı'nın süslenmesi için. Niye Topkapı Sarayı'nı insan resimleriyle süslemiyorlar o zaman? Fatih'in bir resmini Topkapı Sarayı'nın girişine niye çizmiyorlar o zaman? Niye bir yerlerde yok bir insan resmi? Madem suret yok değil mi zaten? Tabii suret yok. Neden bunu? Sonra Fatih Sultan Mehmet o böyle bir poz verme bir şey değil. özel çizim bir şey, belli ki apayrı bir şey. Resmini böyle çizdirttiğine, poz verdiğine dair hiçbir bilgi gösteremezler. Hı hı. Gentil Bellini o heyette olduğu için, Gentil Bellini'nin de 200 sene sonra bir Fatih portresi çıktığı için diyorlar ki bunu böyle uydurdular, Fatih çizdirdi. Fatih çizdirse İstanbul'da olurdu. Niye Venedik'te olsun? Hı hı. Sarayda olurdu o. Bu defa da diyorlar bu 2. Bayezid oğlu çok bağnaz adamdı. Hmm. Ya o da İtalyan şeylerini çağırıyor. Adam Boğaz Köprüsü'nü düşünüyor. Yani İtalyan hocam, mimarları çağırıyor. Hiçbir yere sığamıyorsunuz. Gerici yobaz olmamanız için yok. Şöyle olmanız lazım. Evet, öyle olunca böyle. Tabii. Peki. Bunları... Masayı kuracağım. Evet. Mezeleri koyacaksın. İçkileri... Evet. Sen ilericisin. O zaman çok modern oluyorsunuz. Modern oluyorsun. Bugünkü yani, anlayışta da aynı öyle. Şekilde. Bunların evet. tarih kitaplarını soru işaretleriyle önüne koyacaklar. Bunlarla zaman geçirmeyecek. Ahmet Şimşirgil niye yazdı Kayı 11'e kadar? Söyleyeyim mi cevabını hocam? 20 sene niye uğraştı? Hemen söylüyorum reklamlardan sonra. Reklamlarımızı bir izleyelim inşallah. Sonra hocamızdan öğreneceğiz cevabını. Canlı yayınımız devam ediyor. Tarih ve İnsan Ahmet Şimşirgil hocamıza sualleriniz geliyor. Hemen onlarla başlayalım. Bu arada tabii selam yollayanlar var. Onların tek tek isimlerini okursak program bitebilir. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizin birçok yerinden yazanlar var, yurt dışından yazanlar var. Kısa kısa Şehmus Sağlam Adana'dan Rabbim diyor hocamızdan ve yayında katkısı olan herkesten razı olsun demiş. Amin, amin diyoruz. İçerideki kardeşlerimizin de bu hayra dahil olduklarını söyleyelim. Halil İnalcık diyor bir kitabında Fatih Sultan Mehmet Han'ın tebaası tarafından sevilmediğini söylüyor. Buna cevap verebilir misiniz? Nasıl olur da diyor Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem müjdesine nail olan bir sultan Müslüman halkı tarafından sevilmez. Bunu neye dayanarak iddia ediyorlar demiş. Şimdi Halil Bey bir şey atınca İbrahim Bey bizim tarihçilerimiz de hemen onu sanki ayet meali gibi. Adam diyorsa ayet, doğrudur. Diyorsa doğrudur hesabı. Tarihçilerin duayeni. Öyleyse Halil Bey böyle söyledi. Biz alalım. Hepsi kullanıyor. Evet. Şimdi ama bak insanımız bizim arif geçmiyor. Hmm. Ya Fatih gibi Peygamber Efendimizin müjdesine nail olmuş. İstanbul'u fethetmiş bir adam nasıl sevilmez diyor değil mi? Yani değil mi? Bunu aklı alıyor mu arif adamın? Almıyor. Hadi oradan diyor. Hmm. Halil Bey bunu yazıyor. Bunu bir programda bir arkadaşımız kullandı. Ben de programdayım. Hmm. Anket mi yaptınız dedim. Nereden bunu çıkartıyorsunuz? Göster bana dedim. Bunun anketini. Fatih'i halkının sevilmediğini hangi kaynak yazdı? Konferansta mı dediniz bunu? Tabii ki konferansta. Tamam, izledim onu. Dinliyor. 300-500 tamam. Kişi dinliyor. Tamam, izledim. Böyle 3-4 kişi vardı şöyle yani. 4-5 kişi hatırladım. Şey bu. Sempozyum. Hı hı. Tabii konuşurken arkadaş Fatih zaten sevilmezdi dedi. Hı hı. Ben de anket mi yaptınız dedim. Ortalık gülüştü, yıkıldı. Hı hı. Nereden buyurun dedim. Siz çok kaynak seversiniz. Kaynağını ortaya koyun. Şimdi bir sözü söylersin. Evet, hükümdarların her aldığı karar herkesin hoşuna gider mi? Ya şimdi insanlar normal olarak Tayyip Bey'e oy verenlere olarak söylüyorum. Şu anda. Tayyip Bey'in her kararı, oy verenleri her kararı memnun eder mi? Etmez. Vermeyenleri demiyorum hı-hı, İbrahim Bey. Hı-hı. Verenler için söylüyorum. Şimdi siyasettir bu, hükümdarlıktır bu, hükümdür bu, karardır bu. Her karar herkesin hoşuna gitmez. Sevenin de hoşuna gitmez. Ben babamı severim. Hı-hı. Rahmetli oldu tabii ayrı. Allah rahmet eylesin. Şimdi ama babamın her yaptığı işi beğeneceğim diye bir şey mi vardı? İnsan hatalarla zaten insandır. Şimdi bunlar yanlışlar. Beğenilmeyen iki evet. hareketi olduğunda hemen Fatih Sultan Mehmet'e aman efendim ya neye göre söylüyorsun bunu? Sevgi kalbi bir iş bir defa. Hı hı. Ben bir kızdım birine. Kızmam benim ona olan sevgimi azaltır mı? Hı hı. Azaltmaz. Sevgi başka bir şeydir. O hareketine kızmışımdır. Hı hı. Sevgi farklı bir durum. Hatta bazen kızmak bile sevginin alametidir. Düşmanımın işini bana ne ya? Gitsin ne hali varsa görsün. Ama sevdiğim insana kızarım onu yapmasın. Bak bu sevgiyi evet. gösteren bir durumdur İbrahim Bey. Evet. Dolayısıyla da Fatih Sultan Mehmet'i halkın sevmediğini gösteren hiçbir şey yoktur. Tamamen Halil Bey'in bir iki noktadan uydurmasıdır. Ki sevmemesi de normal diyorsunuz yani. Arada sevmeyenlerin de. O kararı beğenmemek. Evet, evet. Yine sevip sevmeme konusuna bir şey diyemezsin. Tabii. Fatih'e sevmemeyi gösteren bir şey, Fatih Sultan Mehmet'e karşı ayaklanmalar olur. Bir kararını geri çevirmek için şeyler olur. Mesela bir Fatih Sultan Mehmet bir alimi sürgün ediyor. Bütün ulema ayaklanıyor. Terk ederiz diyorlar. Fatih geri alıyor. Şimdi bu mesela Fatih'in o kararını beğenmemeye gider. Alimlerin meselesine gitmez. Misal Fatih Sultan Mehmet'e kızıyor Molla Gürani, Mısır'a gidiyor. Şimdi bakın kızmış ve Mısır'a gitmiş. Fatih kızgınlığı geçiyor birkaç ay. Haber gönderiyor. Molla Gürani gelsin diye. İzin ver gelsin diyor Memlük Sultan'la. Memlük Sultan'ı göndermek istemiyor. Diyor ki Memlük Sultan'la, biz onunla baba evlat gibiyiz diyor. Baba evlat gibiyiz. Sefer bile açar. Sen bana müsaade et diyor. Bizim kavgamız başka türlü. Çıkıyor geliyor. Bak İbrahim Bey şeylik yok. Evet. Bir hareketine kızar, bir şey yapar. Bu sevmediğini göstermez. Eyvallah hocam. Bilmem cevap inşallah çok olmuştur. Güzel oldu, çok güzel oldu. İstanbul Gazi Osman Paşa'dan Yüksel Yılmaz selamları var. Efendim, Muş Malazgirt'ten Kadir Çiftçi, aklıma takılan bir konu var diyor. Ahmet hocama sorayım dedim. Bu devirde biz Müslümanların iyi bürokratları mı yoksa iyi din alimlerine mi ihtiyacı var demiş. Muş'a selamlarımızı iletelim. Muş'a, evet. Malazgirt'e ve selam söyleyenlere selam olsun her birine. Allah razı olsun hepsinden tek tek. Şimdi alim çok önemli. Yani alimler bir ülkenin ziynetidir. Her ilmin iyi alimlerinin olması lazım. Önce din alimlerinin olması lazım. Çok iyi. Teknoloji çok önemli. O konuda iyi alimlerimizin olması lazım. Her bakımdan iyi alimlerimizin olması lazım. Ama bürokrat dediği arkadaşımızın da devlet idarecileri, devletini, milletini seven, yücelmesini isteyen, arzulayan, birlik beraberlik içerisinde olan, dolayısıyla iş geliyor. Her bakımdan yetişmiş elemana, iyi yetişmiş, iyi eğitimli elemana ve milletini, devletini, dinini seven, saygı duyan insanlara geliyor İbrahim Bey. Bunun için de her zaman biz söylüyoruz eğitim, eğitim, eğitim. Yani bunun başka bir şeyi, yolu yok. Arkadaşımızın söylediği her bir şeye ihtiyacımız var. Eyvallah hocam. Biraz hızlı gitmemiz gerekiyor çünkü bayağı bir soru birikti. Ahmet hocamıza selamlar diyor efendim. Az önce CNN Türk yayınında Hulki Cevizoğlu, evlatlarının taht kavgaları yüzünden Fatih Sultan Mehmet Han'ın 3 gün gömülemediğini, sarayda beklediğini ve çürüdüğünü, cesedinin paramparça olduğunu söyledi. Bu doğru mudur demiş. İki soruyu birleştirdim. Burdur'dan bir kardeşimiz de aynı programı dinlemiş. Demek ki bayağı bir ses getirmiş bu. Böyle bir şey var mı hocam? Ya şimdi bir şey vardır, bir adım, tamam mı? Bir nokta var, bir şey vardır, bir husus vardır. Bu nedir? Bu işte bir ölçü var. 20 santim. Siz bunu 2000 santim yaparsanız, hani adam gelmiş, ben demiş Halep'te 50 arşın atladım demiş. Hoca da demiş ki, Nasrettin Hoca, Halep orada mı arşın burada demiş. Yani Halep'te atladıysan burada da atlarsın. Bunların sözü daha eve gelmeden patlayacak sözler. Fatih'in şeyi parça parça olmuş. Bak lafa bak şimdi. Yani evet, hangi cenaze parça parça olur? Hani koktu dese buraya kadar anlarız. Şeyi bir de parça parça. Ya nerede parça parça? 3 günde hangi şey parça parça oluyor? Nerede oluyor? Hani ufakat da civcivler de yesin derler. Gün, Atma Recep, din kardeşiyiz derler. Evet, 3 gün beklediği doğru mu hocam? Doğru. Mayıs ayı, şimdi Fatih'in şeyi biliyorsunuz, Osmanlı padişahları öldüğünde gizlerler. Haberi gizlerler, duyurmazlar. Fatih'in ölümünü de gizlediler. Ama bu gizleme esnasında Bayezid taraftarları bunu açığa çıkarttı. Açığa çıkartınca bir anda karışıklıklar oldu. Bu karışıklıklar içerisinde padişahın şeyi bir iki gün kaldı, şey yapılamadı. Defnedilemez. Defnedilemez. Daha doğrusu defnedilmez zaten. Hı hı. İç organları çıkartılır, hı hı. Şey beklenir. Hı. Oğlu beklenir. Zaten hı hı. Defnedilmez. Böyle bir şey yok. Ondan sonra tabii onun başında insanlar var. Bunu ifade ettiği zaman padişahın şeyi kokacak diye ifade ettiği zaman onu hemen ne yaptılar? Padişahın tahnit ettiler. Hı hı. Babasını bekliyorlar. Babası gelecek, kaldırılacak zaten cenaze. Yoksa ortada kalacak diye bir şey söz konusu değil. Kaldırılmaz zaten cenaze baba gelinceye kadar. Hı. O gelir, tahta çıkar, ilk işi babasının cenazesini kaldırmak olur. Hı hı. Böyle bir hani kokmaz yaz günü, Mayıs, 3 Mayıs, 1-2 gün durunca normal bir kokacak durum olur. Bundan endişe ediyor, hemen söylüyor ve bunun üzerine tahnit ediyorlar. O kokmayı, şeyi önlüyorlar. Hı hı. Babası geldiğinde de cenazesi kaldırılıyor. Başka zaten örnekler de var yanlış hatırlamıyorsam. Yine neredeydi? Macaristan tarafından gelirken bir padişahımızın olmuş ya hocam. Kanuni Sultan Süleyman tahnit ediliyor. Hah, değil mi? Tahnit hatta ediliyor. Şeylere belli etmemeye çalışıyorlar. Tabii, moral bozulmasın diye. 40 gün duruyor orada. Evet, tamam hocam. Mesela Murad-ı Hüdavendigar iç organları, Kanuni'nin de iç organları Sigetvar'da defnediliyor. Evet, evet. Murad-ı Hüdavendigar'ın iç organları Meşhed'de defnediliyor. Meşhid-i Hüdavendigar, Kosova'da diyoruz. Hı hı. Orada şey yapılıyor. İkinci Bayezid Han'ın aynı şekilde, yani bunlar netice itibariyle vücut kokar. Dolayısıyla da bir tahnit işlemi dediğimiz iç organlarını çıkartıp... Ki bunun mumyalama olmadığını söyleyelim. Mumyalama değil, ilaçlama, evet. Hı hı. Kokmasını önleme. Çünkü evet. En az bir 15 gün, 20 gün sürüyor defne çünkü. Eyvallah. Tabii şimdiki gibi uçak vesaire olmadığı için nereye yani gidecek vesaire ki. Çok uzun süreler oluyor. Evet, devam ediyor. İsa kardeşimiz bize ulaşmış. Bursa'dan hocamızın kitaplarının hepsi elimde diyor. Hocamızın yeni kitabını merakla bekliyorum demiş. Ayasofya'ydı değil mi galiba? Evet, inşallah. En son. Eyvallah. Hocam bu arada biz fotoğrafları istiyorduk ya böyle kardeşlerimizden. Evet, yine mi geliyor? Onlar da geliyor. Böyle bakışları falan biraz böyle göstermiyoruz haşin diye yani. Evet, evet. Tabii. Mülayim zaman... kardeşimiz, genç kardeşimiz bize iletmiş. Bir hafta sonra inşallah. Gösterelim onları, sağ kalırsak, kızmasınlar bize. Tamam. Hocam Haçlılar nasıl İstanbul'u işgal etti? Fatih Han neden İran'ı fethetmedi? Fatih Sultan Mehmet Han neden Akkoyunlu topraklarını almadı? Gibi sorularımız da var. Çok güzel. Mesela neden Akkoyunlu topraklarında ilerlemedi? Akkoyunlular Sünniydi. Hı hı. Oradaki Türk gruplarına ordusunu içeri sokup perişan etmek istemedi ve geri döndü. Çok yalvarmalarına rağmen bazı hı hı. devlet adamlarının Fatih ilerlemedi ve çok yerinde bir hareket yaptı. Evet. Yoksa oradaki Türk unsurları tamamen kaçabilirlerdi, daha ilerilere gidebilirlerdi. Hı hı. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet gerçekten önemli. Yavuz zamanındaki gibi orada bir Şia şeyi yok, unsuru yok. Eyvallah. Sünni bir devlet. Onun için de Fatih Sultan Mehmet'in ilerlememesinin, ileri gitmemesinin en önemli noktası odur. Hı hı. Başlangıçta bir güzel sorusu vardı. Hocam bayağı bir akıyor ya şu an, o gerilere gitti. Bir daha şöyle bir bakayım geri gideyim. İran neden fethetmedi? İran'ı Fatih bu yüzden, yani orada zaten evet. İran diye bir devlet yoktu. Akkoyunlu, Karakoyunlu devletleri vardı hı hı. o bölgede. Dolayısıyla daha sonra Safeviler onların yerini alacak. Eyvallah. Safevi devleti, yani bunlar İran'daki devletler. Hı hı. Şimdi diğer bir şeye geçelim. Erzurum'dan, Dadaşlardan gelmiş. Hocam diyor, Fatih Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinin vücut bulmuş hali. O zaman Fatih Sultan Mehmet Han'a küfredenin akıbeti nedir? Çünkü hadise dili uzatmış olmuyor mu demiş Ümit kardeşimiz. Teşekkürler. Yani bir mümine, bir Müslümana küfretmek neyse aynı şeyi o da tabii orada hadis dolayısıyla ona küfretmiyordur. Hı hı. Hani böyle bir şey diye küfretmiyordur. Eğer düşmanlık yapıyorsa düşmanlık yaptığı şeye bakılır böyle bir şeyde. Şimdi zulüm 1453'te başladı diyorsa, evet. İstanbul'un fethine şey diyorsa, o kişinin kalbi Hristiyanların yanında. Kişi evet. sevdiğiyle beraberdir. Onlar onunla beraber olur. Yani insani olarak bir Müslümana dini küfür vardır, kızarak küfür vardır. Dini küfür, yani ona kafir diyecek olursa imanı gider. Şahsına yapılan bir şey, Onun da günahı olur, büyük günahı olur. Küfür çünkü Müslümana yakışan bir şey değildir. Sövmek şey, hoş şey değildir. Dolayısıyla onun da ayrıca haramlığı olur, günahı. Ama dini küfürde iman gider. Eyvallah. O tehlikelidir. Niye İstanbul'u aldın diye küfrediyorsa zaten Hristiyanın yanındadır. Hmm. Müslümanın yanında değil. Orada dediği gibi o kişi Peygamber Efendimiz'e kadar onun sözü gidebilir. Çünkü orayı Müslümanın almasını isteyen, alınmasını öven Peygamber Efendimiz'dir. Bu noktada şey yapıyorsa son derece haklıdır. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Mustafa kardeşimiz, Ahmet hocamı çok seviyorum, ona bir sorum var demiş. Hocam bize gerçek tarihi ne zaman anlatacaklar okullarda diyor. Bursa Yıldırım'dan bize yazmış. Teşekkür ediyoruz. Vallahi Sayın Cumhurbaşkanımız 2023 diye söylüyor. İnşallah 2023'ün en önemli ve bütün bu kazanımların, hani camiler diyoruz anlatıyoruz, silah sanayi diyoruz anlatıyoruz, teknoloji diyoruz anlatıyoruz. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızla şurada da birleşiyoruz. Eğitim hala milli değil. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Biz de her programımızda yeri geldiği zaman değiniyoruz. Hı hı. Demek ki bazı şeylerin bitmesi lazım. Bu bizim Amerika ile yapmış olduğumuz malum o eğitim noktasındaki bir anlaşma var. Demek ki onun bitmesi lazım. Ya bu bitmedi ya bunu bizim çöp sepetine atmamız lazım. Hani şu İstanbul Sözleşmesi'yle nasıl uğraştık? Evet. Ya geçen gün Amerika'nın o vekillerinden bir tanesi, bakanlarından, şeyine İstanbul Sözleşmesi maske yazmış. Maske takmış, İstanbul Sözleşmesi. Bir aklı başında birisi demiyor ki, ya sen İstanbul Sözleşmesi'nin neresindesin? Sana ne? Sana ne oluyor? Sen kimsin? Sen İstanbul Sözleşmesi'nin tarafı bile değilsin. Ne oluyor bu burnunda? Yani. Bu şey gibi olabilir. Şimdi yurt dışından biliyorsunuz o zamanlar çok meşhur Alman milletvekilleri vardı. Terör örgütüyle kankalık yapıyorlardı, geliyorlardı. Adam mesela hayatı boyunca ne Türk, Laz, Çerkez, Kürt bir şey yok yani. Hayatına görmemiş ama yani gidiyorlardı. Sözde şeylerle fotoğraf çektiriyorlardı. Evet. Onun gibi olmuş o da. Yani inşallah yani. Cumhurbaşkanımızın ben... Daha ileri gitmek hocam, istemiyorum. Geçenlerde 2053 falan diye de şeyini de attık Sayın Cumhurbaşkanım. Çok tehlikeli bir soru var hocam. Bunu sorayım mı sormayayım mı? Ben soruları severim. Hocam ben sormayın derseniz sormayın. Yok sorun. Hocam sorun. Bak sormayayım istiyorsunuz. Sor. Peki hocam peki. Efendim Bursa'dan Nihat kardeşimiz der ki 2023'te hocamız Milli Eğitim Bakanı olur mu? Araya reklama gidebiliriz isterseniz hocam. Kuliste konuşabiliriz nasıl isterseniz. Var mı hocam öyle bir şey? Yok öyle bir şey ama yok. Bakan olursanız da bu sefer biz sizden mahrum kalırız. Yani, öyle bir şey de var yani. Mahrum olur. Biz, o zaman bizi tanır mısınız artık, bilmiyorum hocam. Biz inşallah gençlerin yetişmesine bizim çok insanımız var İbrahim Bey. Çok güzel iş yapacak insanlarımız var. Yok değil. Biz onların kalbine kuvvet verelim. Olur bunlar. Yapılır bunlar. Bak işte nasıl silah sanayinde yapıyorsak, nasıl diğer noktalarda yapıyorsak, biz bu millete Ahmet Şimşirgil'de yazan olsun, o kitapları ben oraya gitmiş olmam, kitap yazamam manasına gelir. Konferans veremem manasına gelir. Başka. Biz burada bazen diyorlar ki bana çok yazılıyor. Bir tweet atıyorum, bir şeyi destekliyorum. Bakan olamadın. Hocam bak, sanki şimdi, bizi zannediyorlar ki bakan olmak için bunları yapıyor. Ya benim bulunduğum makam bütün bakanlıkların üzerindedir. Eyvallah. Ben ilmi bir şeyi bakanlık üzerinde görmem. Yani aşağısında görmem. Tüm bakanlıkların bir ilim adamı, ilim meselesini, çalışmasını bütün bakanlıkların üzerinde görürüm. Hı-hı. Öyle değerlendiririm. Eyvallah. Ama bizim yetiştireceğimiz insanlar inşallah yarınlarda Türkiye'nin geleceğini etkilerler. Bir Necip Fazıl Kısakürek, bir Osman Yüksel Serden geçti, bir Kadir Mısıroğlu, bir dönem. Bir takım nice insanlar, konuşanlar, yazanlar olmasaydı biz yetişemezdik İbrahim Bey. Ya. Biz yetişemezdik. Onun için din alimleri bize Abduhu Afgani'yi, Seyyid Kutubu Mevdudi'yi din adamı olarak gösterirlerdi. Bu memleketin ehli sünnet din alimleri olmasaydı bize kimi öğreteceklerdi? Yoktu bir dönemler. Onun için Biz bunları anlatan olmak belki daha önemli geleceği yakalamak açısından. Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Birkaç soru daha hazır devam edeceğiz çok böyle. Çok güzel sualler geliyor. Tabii hocam. Ama az önceki soruyu cevaplamanız cesaret isteyen bir şeydi. Eğer bir parantez bakın hocam bunlar kaydediliyor YouTube'da. Yarın öbür gün bir yere giderseniz size şunu hatırlatırım. Hocam bakın artık siz farklı bir yerdesiniz. Lütfen şu filmi çekin bir an önce derim. Yavuz Sultan Selim Han'ın film sözünüz var. Evet, evet. Onu unutmayın hocam. Ya ben hatırlatırım inşallah. Hayırlı yayınlarınız olsun demiş. Korkuyorum ki zulüm devam etse dahi unutulacak diye. Çünkü izledikçe, gördükçe normalleşiyoruz demiş. İbrahim hocam, ecdadımıza maalesef midesi kaldıramayan, hazmedemeyenlerin yalanları demiş az önce konuştuklarımız. Ancak öyle rahatlıyorlar, huzursuz ruhlarını rahatlatıyorlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Tabii biz konuşurken mesaj atıyorlar ya, evet. O anda okuyamadığımız için göremiyoruz. Teşekkürler. Ben Mustafa Soyak, Sivas Şarkışla, Kızılcakışla köyünden, Ahmet hocamızdan gerçek ve doğru tarihimizi öğrenmek çok güzel demiş. Maşallah. Eyvallah. Birkaç tane daha okuyayım. Fatih Sultan Mehmet Han, Bizans bilim adamlarına önem vermiş midir efendim diyor. Antalya'ya selamlar, Fatih Sözen Bey yazmış. Çok büyük önemler veriyor. Teşekkür ederim. Çünkü Peygamber Efendimizin Selam ilim Çin'de de olsa alınız. Gidiniz, evet. İlim müminin yitiğidir. Nerede bulursa alsın. Hı-hı. Sadece Müslümandan alsın demedi. Nerede bulursa alsın dedi Peygamber Efendimiz. İlmi. Bu ilim elbette fen ilmi, coğrafya ilmi, tarih ilmi. Mesela Fatih Sultan Mehmet Bizanslı alimlerden tarih dinliyordu. Hmm. Tarih kitaplarını çevirttirdi. Tarih anlattırdı. Mesela onların akidelerini öğrendi. Niye öğrendi? Fatih Sultan Mehmet şimdi Rumlar, Bizanslılar, çeşitli milletleri idare ediyor. Hmm. Bu insanların akidesini, inancını bilmen lazım ki hani onlara saygısızlık yapacak bir şeyi de yapma. Tebaan bunlar senin. Tabii. Vatandaşın senin olmuş yani. Gönüllerini kazanman lazım. Son derece önemli. Mesela haritacılara dünya haritalarını çizdiriyordu Fatih Sultan Mehmet. Hı hı. Pek çok ülkelerin haritalarını çizdiriyordu. Hı hı. Ne için? Buralara seferler yapacak. Evet. Şimdi bir tane profesör var. Bir profesör malum. 2'de 1 çıkıyor Osmanlı haritayı bilmezdi. Hı. Ya Fatih Sultan Mehmet çizdiriyor. Yavuz Sultan Selim'in önüne dünya haritası konuluyor. Bunlar nerelerde yaşıyor ben anlamıyorum. Bir de profesörler. Tarih kimden okudu bunlar? Nereden okuyorlar? Nasıl bir tarih öğreniyorlar? Harita yoksa nereye fethedeceğini o zaman kafasına göre yapıyorlar. Tabii. Bugün sağdan gidelim diyorlar. Hadi çık bakalım evet. Sen bir yola bul. Ben sana bir yer evet. Çizeyim. Hadi git bul öyle haritayı bilmeden, yol bilmeden o zamanlı şeyde bir ormanda kaybolsan çıkamazsın. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi dünyanın merkezi burası demiş. İnanmıyorsan ölç demiş. Hocam İstanbul 2 kere fethedilecek. Biri kılıçla, biri de tekbir sesleriyle diye duymuştum. Bunun aslı var mıdır diyor. İstanbul'dan Davut kardeşimiz teşekkürler. Ya bu konuda çok değişik rivayetler var İbrahim Bey. İkinci net değil fethi. Bu. Evet. Evet ikinci İstanbul denilen şeyin Roma olduğu da ifade ediliyor. Dolayısıyla Roma'nın da fethedileceği gibi bir şey var. Dolayısıyla bu konu net değil. Eyvallah. Konumuzun az dışında mı olsun sırayla gidelim okuyabildiğimiz kadar. Şöyle... Vahideddin Han'ın 5. düğününü savaş sırasında yaptığı doğru mudur hocam demişler. Ne olur yani? Doğru olsa ne olur? Savaş sırasında düğün mü olur? Yani sarayda yani. Zaten ne olacak yani? Evet. Yani bazısı tamam sarayda düğün oldu ne oldu? Hı-hı. Ne sarayda çarpışıyor musun? Yani düşmana şey mi silah mı atıyorsun? Ne oluyor yani? Bunu çıkartıyor efendim bey şey düğün yapıyordu. Ne oluyor? Bu şey gibi mi? Amerika askerleri evet. Bilmem nerede şey yaparken orada düğün olmuş. Sen evlenmiyor musun? Anadolu'da hiç evlilik mi olmuyor? Kimse kimseyle evlenmiyor mu? Evlilikler durdu. Savaş çıktı evlilikler durdu mu oluyor? İşte buyurun şimdi ordumuz şeyde çarpışıyor. Dua etmekten acizsin ya. Çarpışma diye bağıran adamlar var. Bırak düğünü müğünü. Çarpışmasın. Türk ordusu orada mahvolsun diye bakan adamlar var Azerbaycan'da. Azerbaycan mahvolsun diyen. Şeyde ne işimiz var diyen adamlar var. Mehmetçik var orada. Doğu Akdeniz'de, Suriye'de Mehmetçik çarpışıyor. 90 gün benim Mehmetçiğim can veriyordu Sur savaşları içerisinde. Türkiye'de düğün mü bitti? Düğün mü olmadı? Kimse evlenmedi mi? Hı hı. Yani evet. neyi söylemek istiyor? Birileri bu izleyicimiz bunları birileri yazıyorlar. Bunu ben biliyorum şey için. Ama böyle söyleyecek yani izleyicimiz. Ne var sen çocuğun burada evleniyor. Çocuğun biri askerdedir. Birinin burada düğünü olur. Evet. Ne olur yani? Türk'ün savaşsız tarihi mi var? Bana söylesinler bakalım. Fatih Sultan Mehmet bir çıkıyor savaşa. 2 sene sonra dönüyor. Kanuni, Yavuz Sultan Selim 2 sene 3 ay sonra dönüyor. 1,5 sene sonra dönüyor. Kardeşleri savaşta. Burada düğün mü bitiyor? Ne olmuş yani? Bir tane zıp çıktı. 2 tane yazar çıkıyor. Vay efendim Vahdettin evlenmiş. Ne oldu yani evlendi de? Ne yapacaktı? Matem mi sabah akşam tutacak? Savaşıyor. Neyle ilgilenmedi? Neyi ilgilenmedi? Evet. Bunu söyle bana. Tabii portresini çizdirse o zaman eleştiride bulunmazdı kimse. Yani biraz daha sanatsal ve modern olurdu ama tabii evlilik Allah'ın işte, helal kıldığı yani bir şey olunca belki farklı oldu. Peki efendim, yurt dışından bir kardeşimizin mesajı var ama güzel diliyle ama az Türkçesiyle yazmış. Ben de tam çözemedim. Selamlarımızı iletiyoruz Kırgızistan'dan kardeşimize. Oralardan bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Efendim hocamın ellerinden öpüyorum demiş bir kardeşimiz. Çanakkale'den selamlar, bizden de selamlar olsun. Evet, sizin daha önce bu konuda açıklama yaptığınız bir sual ama çok kısa alacağım, vaktimiz yok. Kardeş katlinin dinimizdeki yeri nedir derler. Daha önce çok bunun üzerine durmuştunuz. Bunu bir ara işleyelim biz. Bir programda geniş işleyelim. Evet. Burada şey yapmayalım. Dinimizdeki yerini de. Bunu hatırlatın bize inşallah. Siyasi yönünü de, her şeyini de. Osmanlı'da zaten çünkü Fatih uygulanan Sultan bir şey. Fatih Sultan Mehmet'i işlemeye devam ediyoruz. Oradan inşallah zaten sıra gelir diyorsunuz. Önümüzdeki haftalarda birinde bunu geniş konuşalım İbrahim'le. Evet, moralinizi yerine getirecek bir mesajla devam ediyoruz. İbrahim abi, ben İbrahim Aytaç. Aynısını okuyorum. Hiç ses çıkarmadan Ahmet hocamı dinliyorum. Selam söyleyip ellerinizden öpüyorum demiş. Bak, hiç ses çıkarmadan sizi dinliyor. Vallahi çok teşekkür ederiz izleyicimize. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Büyükler konuşurken demek istiyor yani. Bak biz sesimizi çıkarmıyoruz. Aslında bilmediğim için değil diyor yani. Ama hani şey duruyoruz diyor. Peki. Efendim merhaba hocam demiş. Ben Berat Yılmaz. Allah'ın takdiridir. 9 yaşında ikinci mesaj. Böyle ezbere geçiyorum bak aralardan hocam. Adım Berat Yılmaz, 9 yaşındayım. Babamın adını söyler misiniz? İbrahim Yılmaz. Babaannem vefat etti, ona dua eder misiniz? Hayırlı akşamlar demiş. Allah rahmet buyursun değerli kardeşim. Cenab-ı Hak rahmet eylesin cümle ölmüşlerimize ve onun da babasına. Evet. Biz kim vefat eden kimdi? Babaannesi vefat etmiş. Selamlarımızı iletelim. Sonra inşallah hep neydi beraber ismi? Bir Fatiha okumak sözümüz olsun. Evet, yayından sonra okuyalım. Berat Yılmaz, teşekkürler. O Kırklar elinden vesaire devam ediyor. Ama ne kadar vaktimiz kaldı? Şimdi 10-15 dakikamız var. Fatih Sultan Mehmet Han'ı herhalde biz konuşmaya devam ederiz. Edeceğiz. O zaman en azından bu vakti değerlendirelim sizin o güzel anlatımınızla. Peki. Nereden başlayalım? Nereden başlıyoruz hocam? Yerden. En son hadi çıkın, hadi çıkın dedi, uyardı. Ardından başladık ama şöyle biraz daha böyle şeyli olsun. Şuradan başlayalım, ikinci program daha kolay olsun. Şimdi biz çocukluğumuzdan beri denizleri aşan bir gemileri görüyoruz. Evet. Hep hocalarımız bize anlattı ama görüyoruz ki Çanakkale gibi çok yönlü bir cephe İstanbul. Küçük bir yer gibi görünüyor olsa da bunun bir kara savaşı var, bir denizden bir taktikler var, umumi olarak gelinen yerler var vesaire. Bu konudan bakacak olursak dışarıdan bir gözle, o zamanki gözle hangi yönlerden saldırıldı, nasıl başladı? Şimdi İbrahim Bey, Fatih Sultan Mehmet Rumeli Hisarı'nı yaptırdı. Karadeniz'den gelecek şeyi kesti. Boğaz kesen Hisarı. Evet. Oradan gelecek yardımları önünü alacak noktayı buldu. Marmara'dan, Çanakkale Boğazı'ndan gelebilir. Hı hı. Donanmayı da çok güçlendirdi. Yaklaşık 250-300 arası gemisi var Marmara'da Fatih'in. Evet. Şimdi o şeyde Boğaz'da. Dolayısıyla Marmara'dan gelecek, Çanakkale Boğazı'ndan gelecek, Akdeniz'den gelecek bir şeyi de bunlar önleyecek. Karadan 70.000 kişilik bir orduyla geldi. Şu an İstanbul tamamen çevrildi. Şimdi bu önemli. 12 Nisan'da ilk top ateşlendi dedik. Hı hı. Özür dilerim 6 Nisan'da, hı hı. Cuma günü. 12 Nisan'da ilk umumi hücum oldu. Hı hı. O toprak dolduruldu açılmış suların üzerinden. İlk umumi hücum oldu. 18 Nisan'da ilk kırılma yaşandı. Evet. İstanbul kuşatmasında. 5 tane çok iri, Osmanlı gemilerine göre çok iri bordolu gemiler geldi yüksek. Hmm. Osmanlı gemileri 200-250, 250-300 arası. Hmm. Boğaz'da gemi. Şimdi bunlar bu 5 gemiyi mani olacaklar. Baltoğlu Süleyman Paşa. Daha şeyden gözükür gözükmez donanma ileriye vardı tabii. Bunların Çanakkale'den geldiği haberleri de geliyor. Donanma İstanbul'a yaklaşınca şeyi kestiler. Bütün İstanbul halkı surların üzerinde savaşı izliyor. Hmm. Osmanlı askerleri Fatih Sultan Mehmet Yedikule'nin dışında o Zeytinburnu açıkları şeyi izliyor, savaşı izliyor. Şimdi bütün her taraf savaş şey bitmiş İstanbul o deniz savaşına odaklanmış. Şimdi bu 5 gemi içeri girdiği zaman her zaman yardım alabileceğinin yolu açılmış olacak. Hmm. O şey kırılacak. Yani evet, evet. Eğer bu 5 gemi geri dönerse Bizans belki de teslim olacak. Ya da Bizans'ın bütün morali sıfırlanacak. Ama girdiği zaman Bizans'ın morali katlanacak. Başardık. Onun için evet. 2. Mehmet asla buna şey yapılsın istemiyor. Fakat gemiler ilerliyor. Saldırıyor bizimkiler. Ne hücumlar, şeyler, vurmalar, önüne durmalar. Mümkün değil. Gemilerin önüne alamıyorlar ve dünyanın en muazzam tablosu ortaya çıkıyor. Hı hı. Dünyanın en muazzam. Böyle bir tablo yeryüzünde yoktur. Bilmiyorum gösterebilir misin? Dünya yüzünde en muazzam tablo bence budur. 21 yaşında bir genç atını 200 metre denize sürüyor. Bir elinde kılıcı ve donanmaya emirler yağdırıyor. At yüzüyor artık. O zaman sığ biraz daha. Ama 150-200 metre artık yüzmeye başlamıştı. Bazen evet. Boğulma tehlikesi geçirdi. Dünyanın en muazzam tablosudur bu. İstanbul önünde, surlar önünde bir genç 21 yaşında ve bu genç padişah. Atını boğulma tehlikesine rağmen sürmüş denize ve düşmana emirler yağdırıyor. Askerlerine emirler yağdırıyor, evet. Geri döndüğünde dudağından kanlar geliyor. Allah. O kadar nereye sesini ulaştıracaksın? Yani boğazda ses ulaştıracaksın. O kadar dudaklarını ısırmış kan geliyor. Savaşı kaybetti. 5 gemi girdi Haliç'ten içeriye. Hı. Yardım geldi, asker geldi. Bizans'ın moral bayram ediyor Bizans. Evet. Baltoğlu'nu çağırdı, kırbaçladı, öldürün dedi. Donanma komutanı. Adam insanlıktan çıkmış İbrahim Bey. Bir gözünü kaybetmiş. Nasıl savaştıysa... Nasıl vuruştuysa 6-7 saat insanlıktan çıkmış. Elbiseleri lime lime. Gözünün birini kaybetmiş. Fatih'e adama bak diyorlar yani. Güçlükle alıyorlar elinden. Elinden alıyorlar. Azle diyor Hamza Bey'i getiriyor. Şimdi büyük bir kırılma yaşandı. Osmanlı'nın morali çöktü. Çandarlığı hemen bırakalım demeye başladı. Bir de böyle Osmanlı'nın içerisinde... heves kırıcılar var. Evet. Heves kırıcılar var. Artık bunlar yardım alıyor. Düşürmek çok zorlaştı. Hazır elimizde anlaşma yapacakken Bizans elçi gönderdi ertesi günü. 19 Nisan. Hatırlıyor musun o Fetih filmini? Yok hocam izlemedim ben. İzlemedin değil Yok. Mi? Onu izleyicilerimizin çoğu izlemiştir tahmin ediyorum şu anda. Şöyle bir sahne vardı orada İbrahim Bey. Bu savaşı kaybedince Fatih deliye döndü. Çadırına girdi. Savaşmaktan vazgeçti. Çadırından çıkmıyor. Tam bir hafta Fatih çadırında tepiniyor. Sinirinden tesbihi kırıyor. Tesbihin üzerinde tepiniyor. Kimse yanına yaklaşamıyor. Fatih'i savaştırmak için uğraşıyorlar. Ne yapacağız? Nasıl dışarı çıkartacağız çadırından? Çadırında dünyaya küsmüş bir adam. Aynen bu. Bakın. Şu 10 sene önce Fetih 1453 filmindeki sahne mutlaka izleyicilerimiz şu anda izleyenlerin çoğu bu vardır. Fatih'i gösterdikleri aynı bu. 18 Nisan savaşı kaybettik değil mi? 19 Nisan. Bizans'ın elçileri Osmanlı ordugahına geliyor. Sadece sur içini bize bırakın, mahalle kurun, para verelim, istediğiniz kadar tazminat verelim, ne isterseniz verelim, sur içini bize bırakın. Divan. Evet. Çandarlı buna yapışıyor hararetle. Fatih Sultan Mehmet, ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni. Çadırında tepinen adam mı söyleyecek bunu? Çadırında bir gün sonrası, 7 gün değil, bir gün. Ya bu İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u alırım. İstanbul'u teslim edin. Elçileri gönderdi. İbrahim Bey, ertesi gün 20 Nisan. Bakın bunlar çok önemli. O filmde inadına 15 Mayıs'ta gösterdiler gemilerin yürümesini. Bakın şimdi. 18 Nisan'da Deniz Savaşı, 15 Mayıs'ta gemiler yürüdü. Bir ay sonra. Filmde. Çünkü niye? Fatih zavallı. Fatih zavallı. Öyle gösterecekler. Şimdi gerçekleri anlatıyorum bakın. 18 Nisan Deniz Savaşı. 19 Nisan'da elçileri kovup ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır sözü ve bir gün sonrası 20 Nisan'ı 21 Nisan'a bağlayan gece 67 gemi Dolmabahçe Camii'nin olduğu yerden çekilmeye başlıyor. Galata'yı arkadan tamamen dolanıyor ve Piyale orada denize, Haliç'e indiriliveriyor. Düşünebiliyor musunuz? Ayvansaray. Denize indiriliveriyor. 67 gemi bir gecede. Henüz 2 gün geçti. Evet. 2 gün geçti. Bizans'ın morali bir anda sıfır. Osmanlı morali bir anda zirve. Bunun 2 gün sonra o padişah bunu yapıyor. Bu şeyi var mıydı? Yok muydu? Önceden hazırlığı var mıydı? Kimse bilmiyor. Tartışılan şey bu gemileri nasıl ve nereden yürüttü? Kimi Tophane'den oradan aldı diyor. Kimisi Tophane'den alsa bu mutlaka görülürdü diyorlar. Orada bir yerleşim yerleri çok yakın. En yeri kaynakların çoğu bu diyorlar o İnönü Stadyumu Dolmabahçe'nin olduğu yerden alındı. Bir taraftan ya muhtemelen kalaslar döşendi. Gemilerin altına muhtemelen tekerlekler yapıldı. Bu kalasların üzerinde bunlar çekildi. Bunların en tepe noktasına geldiğinde halatlarla geriye doğru bağlandı. Birisi aşağı giderken diğerinin yukarı doğru çekmesini kolaylaştırdı belli noktalarda. Yani kaynaklar bu konuda fikirler yürütüyor. Burada bizim değil de diğer kaynaklarda da bu gemi olayı var ama değil mi bu hadise? Tabii. Yani Bizans kaynaklarında var. Tamam. Arap kaynaklarında var. Osmanlı kaynaklarında var ama Osmanlı kaynaklarının en birinci kaynaklarında var. Tursun Bey, Fatih'in tarihçisi. Evet. Fatih'in zafernamelerinde var. Bunun gizlenecek, engellenecek hiçbir şeyi yok. Ama bu yoktu diye çok ciddi şeyler var. Onlara da bazı cevaplar vermek lazım. Hatta olursa haftaya ben 1-2 kitap da getiririm elimde olur varsa. Hocam, olur. Burada belgeli de bazı şeyleri konuşuruz. Onu söyleyenlerin neler yaptığını. Şimdi bir anda bakıyorsunuz bunu tartışmalar bu. İlk kayıtlar hatta o dönem ilk yazan kaynaklar sudan çıkarttı diyor gemileri. Kurudan yürüttü, Haliç'e indirdi. 3 cümle İbrahim Bey. Nasıl yaptı? Çok kolay bir şeymiş gibi değil mi? Evet, hiçbir bilgi yok. Nasıl yaptı? Bu benim söylediklerim bir 100 sene sonra yazılan kaynaklar. Evet. Ama Bizans kaynakları, dönemin kaynakları da bunu yazıyorlar. Ertesi gün, bakın bir ertesi gün, şimdi gemiler orada. O gemiler sayesinde Haliç'e dubalar döşetmeye başladı ve bir köprü kurdu Haliç'e. Haliç'ten karşıya geçiyor. Bunu surlardan görenler hayretler içerisinde Bizans. Ya bir bakıyorlar 67 gemi. 73 gemi diyen de var. 55 gemiden başlıyor bu. Bak kaynaklar arasında 55 ile 73 arasında. En az 55 yani. Evet. Ama kaynakların ben anlatırken neye göre alıyorum? En çoğuna göre. En ortalama. Kaynakların çoğu hangisini söylüyorsa onu alıyorum. Kaynakların en fazla anlaştığı nokta 67 gemi. Bunu anlıyoruz. Bazıları diyorlar ki günagun indirdi. Yani 3 tane, 5 tane, 7 tane. Peki Bizans'ın Haliç'in içinde donanması var. Nasıl buna cevap vermiyor? Bekler misin? Üç gemi, beş gemi daha insin, ben öyle vuruyum. Hmm, evet, o doğru. Kadar üç gemiyi görünce bu kadar şok olurlar mı? Olmazlar. Bakın onları şok eden 67 gemi. Nitekim bir hafta sonra donanmayı yıkmak üzere harekete geçiyorlar. Yakmak üzere. Hmm. Fatih bundan haberdar oluyor. Karşı tarafa toplar geçirmişti. O şeyleri top atışıyla batırıyor. 500 kişileri ölüyor. Ve bir daha donanma geri çekiliyor. Gemilerin üzerine hareket edemiyorlar. Yani Fatih Sultan Mehmet böyle şeyleri var. O donanmayı içeriye doğru getirmiyor. Tabii orada Galatalılarla anlaşması var. Hmm. Onlar savaşa karışmıyor. Fatih de onların içerisine girmiyor. Onun için o bölgeye girmiyor Fatih Sultan Mehmet. Şu an hala Mehmet. Galata Kulesi'nin olduğu taraf zaten. Evet, ta Beyoğlu sırtlarından top atışları yapıyor. Evet. Havan topunu keşfediyor. Ve donanma da Haliç'in surun dışında, içeriye girmiyor. Çünkü Haliç surlarında Bizans'ın da topu var. Hmm. Yani çok kolay bir şey değil. İnsanlar hani o Haliç'e 67 gemi surların içerisine girsin, gelsin, oradan da saldırsınlar. Bunu yapamıyor. Böyle bir durum da söz konusu. Hmm. Fakat bunlarla Fatih Sultan Mehmet bir, morali çok yükseltiyor. İki, karşı tarafın moralini kırıyor. Üç, Haliç'in üzerine yaptırdığı köprüyle artık Beyoğlu sırtlarından da hücumları, askerin iletişimini çok rahat sağlıyor. Hı. Yani bunlarla artık Fatih Sultan Mehmet fethi daha kolaylaştırıcı bir noktaya doğru götürüyor. Evet, bu anlattığınız şeyler birçoğumuz içinde ilk defa belki izlediğimiz, hayalimizde canlandırdığımız şeyler. Ama az önce izah buyurduğunuz gibi dile kolay bunları anlatmak. Hemen gemileri aldı oradan gibi. Yani böyle bu... ne kadar basit bir şey gibi ama yani o strateji o kadar önemli ki bunu sen ne zaman düşündün? Ne zaman o işte kalaslar veya o sistem? Yani çok farklı şeyler. Ya onca yeri yürütmek. Evet, bunlar belki gemilerin en ufak çaplıları ama ya kayık getiremezsin yani. Doğru, doğru. Öyle kolay bir şey değil. Bir de çaktırmadan bunu yapmak yani. Ya, evet. Çok ilginç şeyler gerçekten. Şimdi o zaman biz birkaç mesaj okuyalım hemen aradan. Peki. Çünkü bir yere girersek de çıkamayacağız. Artık fazla evet vaktimiz yok. Tarih kitaplarının çoğunda yanlış filmler zaten. Çoğu kurmaca. Hocamızın sayesinde tarihi doğru öğreniyoruz demiş. Bayburt'tan ismini vermeyen bir kardeşimiz. Bayburt'a selamlar. Efendim, geceniz hayır olsun. Ahmet hocama bir sorum olacak. Ankara Savaşı'nda Osmanlı galip gelseydi akıbet nasıl olurdu derler. Akıbet İstanbul Yıldırım Bayezid Han zamanında fethedilebilirdi. Hmm, daha erkenden diyorsunuz. Daha erken fethedilebilirdi. Eyvallah. Hayırlı akşamlar. Sizi çok seviyorum hocam. Dualarım sizin gibi vatanını, Osmanlı'yı sevenlere demiş. Teşekkür ediyoruz. İzmir'den Abbas kardeşimiz, her zaman severek dinliyoruz demiş. Bursa'dan bugün çok izleyicimiz var. Meral Hanım kardeşimiz selamlarını iletmiş. Ahmet hocamın diyor kitapların hepsini okumaya çalışıyorum demiş. Yine Ahmet hocamızın biz gençlere tarihi nereden tam olarak okumaya başlamalıyız, hangi noktadan tarihe başlamamız gerekiyor demiş. Bunu genç bir kardeşimiz bize iletmiş. Nereden başlasınlar? Genç kardeşimize İbrahim Bey, nereden başlayalım? Bölümün sonunda Ahmet Şimşirgil kitapları niye yazıyor demiştim. Evet. Ben Osmanlı'yı doğru öğrenecek tek bir kitap neredeyse bulamamıştım. Hmm, evet. Bizim Türkçe yazılı kitapların içerisinde neredeyse o dönemde doğru, her bakımdan doğru, yani günümüzün en önemli tarih kitabı Yılmaz Öztuna'nın belki Türkiye tarihiydi. O dönemlerdeki hala şeyini, önemini muhafaza eder. Fakat o kadar çok hatalar vardı ki ya hangi kitabı tavsiye etsem şurasına dikkat edin diyordum. Hocaların anlatımı belli. İlkokuldan itibaren lise sona kadar anlatılan şeyler belli. Bunların içerisinde tarih talebesi liseden sonra kaç kişi olacak? Ben lisede Abdülhamit Han'ı Kızıl Sultan diye okuyayım, Vahidettin'i Vatanı Satan Adam diye okuyayım, öteki padişahı sarhoş diyeyim, beriki padişahı deli diyeyim, şu padişah avdan gelmez diyeyim, bu padişah artık söyle her birisine. Peki nereden öğrenecek? Artık fizik okuyan, matematik okuyan, kimya okuyan, tıp okuyan, hukuk okuyan lisedeki bilgisiyle aynen kalacak ve maalesef öyle. İşte biz tarihçilerin duayeni İlber Ortaylı, Doğru, ben tarihçiliklerine laf söylemiyorum. Ama Osmanlı'ya nereden nasıl çakarız diye düşünmekten de gece gündüz edemiyorlar neredeyse. Tarihçilerin duayeni Halil İnalcık, nereden Osmanlı'ya vururum diye de yerine göre bunları hep görmüş bir insanım. Ben yüzlerce sempozyuma katılmış birisiyim. İnsanların neler söylediğini o ilmi şeyleriyle görüyordum. Konuşuyordum. Tabii bazen konuşamıyorsun. Asistansın. Soru bile soramıyorsun. Değil mi? Canına okuyorlar. Üniversiteden atıyorlar. Yani böyle durumlar. İşte Ahmet Şimşirgil bunun için kitaplarını yazdı. Doğru kaynaklardan doğru bir şekilde ortaya koydu. Okuyacağız. Başka bir şey demiyorum. Genç kardeşlerime Kayıt serisini bilhassa okumalarını söylüyorum. Eyvallah. Diğer zahmet edip sual yollayan herkese de teşekkür ediyoruz efendim. Hocam çok sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Bize yine bu heyecanı yansıttınız. İnşallah burada stüdyomuzdaki o enerji izleyenlerimize, dinleyenlerimize de gitmiştir. İnşallah, inşallah. Eyvallah. Hepsinden Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, geldik programımızın nihayetine. İnşallah siz programımıza şu anda daha yeni dahil olduysanız Lalegül Televizyonumuzun YouTube sayfasından programlarımızın tekrarını takip edebilirsiniz. Yine Ahmet Şimşirgil üstadımızın hem Twitter'da hem YouTube'da kendi resmi sayfaları var. Aktif bir şekilde kullanıyor. Buralardan da kendisinin fikirlerini önemseyen kardeşlerimiz, gençlerin de rağbet etmesini istiyoruz. Bu da çok önemli. Çünkü gençler daha aktif kullanıyorlar. Oradan alıntı yaparsınız. Özellikle Ahmet Şimşirgil YouTube sayfasından mesela küçük küçük 8-10 dakikalık videolar var. Birbirinizi yollayabilirsiniz. Gerisi size kalmış diyoruz. Yayında yapımda emeği geçen kardeşlerim, abilerim adına hepinize hayırlı akşamlar diliyorum efendim. İnşallah haftaya aynı saatlerde buluşmak nasip olsun bize. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Tarih dündür, bugündür ve gelecektir. Geçmişini bilmeyen milletler rotasını doğru çizemezler.